Antik çağlardan bu yana birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Trakya'nın her yerinde bu uygarlıklara ait tarihi eserler bulunuyor. Bunların en önemlileri ise Trakya tümülüsleri. Müdürüm, şimdi arkamızda bir tepe var. Tekirdağ'ın birçok yerinde bu tepelerden var. Bu tepeler nedir? Buralarda neler var? Bu tepeler Trakya'nın görsel anıtlarıdır. Bunların ismi tümülüstür. Diğer ismi höyük ya da işte korgandır. Ya bu tepeler bir mezar yeridir. Ama bazıları da toplanma yerini ifade ederler. Ama ağırlıklı olarak %90 mezar yeridir. Yani o toplumun, antik çağdan beri devam eden toplumun, ileri gelenlerinin gömüldüğü, ayinlerinin yapıldığı, eşyalarıyla beraber defnedildiği mezarlardır. Ve bunların sayısı bir hayli fazladır. Yani bununla ilgili tam bir envanter çalışması yapılmış değil Trakya'mızda. Ama bilinen 1000'in üzerinde bir tümülüsün olduğu, bunlardan 632 tanesinin tescilli olduğu, Tekirdağ'a mahsusen söylüyorum 240 tane tümülüsün olduğu ve 122 tanesinde tescilli olduğunu söyleyebilirim. İşte arkamda gördüğünüz Harekettepe tümülüsü yine bu bölgeye çok yakın Menekşe Çatağı tümülüsü, Naip mahallemizdeki Naip tümülüsü bu 122 tane tescilli içerisinde üzerinde inceleme, araştırma ve kazı yapılan tümülüsler ve buradan çıkan malzemeler, arkeolojik unsurlar şu anda Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenmektedir. Şöyle bir algı var toplumda. Yani burası hazine ya da gömü ya da diğer ismiyle definenin olduğu düşünülen yer. Ya bu sadece bizim toplumumuza değil, dünya toplumuna da yapılan çok büyük bir hatadır, yanlıştır. Ya buralar hazinelerin gömülü olduğu yerler değil ki. Yani buralarda yaşayanlar Traklar, gariban halk. Bu gariban halkın ne kadar büyük hazinesi olabilir ki mezarıyla gömülsün? Burada gömülü olanlar Mısır'ın firavunları değil ki varlıklarıyla gömülsünler. Yani burada dünyanın da sorunu olan şu an definecilik aslında hem kendi tarihimize hem dünya tarihine, aslında insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Yani burada define aramak, hazine aramak beyhudedir, yanlıştır. Yani aklın ve bilimin kabul etmediği bir şeydir. Böylece kültür varlıklarına zarar verilmekte. Bu da bizi Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ziyadesiyle üzmektedir. Peki müdürüm, burada sorsam kimin mezarı vardı diye? Burada bir kral mezarı varmış. Trakların önemli bir kralının mezarı. Yapılan araştırmalar sonucunda mezar olduğu gibi bulundu. Mezardan çıkan kemikler, efendim, onun kullandığı eşyalar, hatta kralın tacı ve diğer özel eşyaları Arkeoloji Etnografya Müzesi'nde mezarda kıymış gibi konuldu ve izleyicilere sunuldu. Bizim zaten Arkeoloji ve Etnografya Müzemizi en fazla merak eden ve ziyaret eden insanlar bu Traklar üzerine çalışanlar, Trakları merak edenler. İşte bu yüzden Tekirdağ'ımıza geliyorlar ve bilgi sahibi oluyorlar.